Merhaba benim güzel çocuklarım. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz bu sene okulumuzda birlikte kutlayamayacağız 23 Nisan'ımızı. Ama hepimiz kendi evlerimizde ama birlikte olarak kutlayacağız. Yarın sabahki online dersimizde kırmızı beyaz kıyafetlerimizi giyerek dersimize başlayacağız. Ve İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz. Arkasından şarkılarımızı, şiirlerimizi söyleyerek çok eğleneceğiz. Ve 23 Nisan'ı birlikte kutlamış olacağız. Şimdi çocuklar ben size 23 Nisan için odalarınızı süslemişsinizdir. Evinizi süslemişsinizdir belki şimdiye kadar. Ama hala süslemeyenleriniz vardır diye. Bir iki tane çok kolay sizin için yapması çok kolay olan süs örnekleri göstermek istiyorum. Süslemek istersiniz diye. Bunları daha sonra farklı renklerle kullanıp doğum günlerinizde de odanızı, evinizi süsleyebilirsiniz. Evet bakın arkamda gördüğünüz bunun ismi kedi merdiveni. Şimdi ben size önce onun nasıl yapıldığını anlatacağım. Daha sonra yukarıda gördüğümüz süsümüz var. Biz bunu kırmızı beyaz renklerimizle de yapabiliriz. Şimdi sırayla hepsini göstermek istiyorum size. Hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle yıllardır her 23 Nisan'da okullarda, sınıflarda yapılan süslerin en başında gelen kedi merdiveninin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum sizlere. Kırmızı ve beyaz krapon kağıtlarım var. Bunları üst üste koyuyorum eşit olsun diye. Evet. İkisinin de uçlarını alıyorum. Yapıştırıcımı alıyorum ve uç kısmına yapıştırıcıyı sürüyorum. Daha sonra bunu diğer rengimin üzerine yapıştırdım. Şimdi bunların sırayla birbirlerinin üstüne getireceğiz. En üstte kırmızı olduğu için şimdi sıra beyazda. Beyazı getirdim. Şimdi sıra kırmızıda. Birbirini ters yönlerine doğru sırayla üst üste katlıyoruz. En son kata geldiğim zaman yapıştırıcımı tekrar sürüyorum en son kısmına ve kapatıyorum. Uçlarında kalan fazlalıklarını da kesiyorum. Ve kedi merdiveni hazır. Bunun uzunluğunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz çocuklar. Ben biraz daha uzunluğunu orada yaptım. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Evet, kedi merdivenimizi yaptık. Şimdi sıra bu süsümüze gelsin mi? Bunu kırmızı beyaz renklerde yapalım odamızı süslemek için. Hazır mıyız? Evet, şimdi o zaman bunun nasıl yapacağımızı hep birlikte izleyelim. Bakalım. Evet çocuklar, bunun için elimde benim renkli bir A4 kağıdım var. Bunun istediğiniz gibi siz renklerini ayarlayabilirsiniz. Ben rengarenk yapmıştım orada asılı olarak gördüğünüz gibi. Şimdi de kırmızı beyaz sizlerle yapmak istiyorum. Bir tabağımı alıyorum yuvarlak ölçüde ve çiziyorum. Çizdikten sonra çizginin üzerinden giderek kesiyorum. Şimdi bu kestiğim yuvarlak şeklimi uçlarını bir araya getiriyorum ve katlıyorum. Bir daha katlıyorum. Ve döndürerek
Son bir kez daha katlıyorum. Şimdi bunu katladım. Katladıktan sonra bunu çocuklar bir bu taraftan bir bu taraftan keseceğim ve köşelerinden bırakacağım, pay bırakacağım. Ben kalemle çizerek size göstereyim. Daha rahat anlayabilirsiniz. Evet, buradan başlıyorum. Mesela bunu ama dümdüz çizmiyorum. Keserken de biraz hafif eğimli bir şekilde geliyor. Ve bu köşesine geldiğim zaman burayı bırakıyorum. Sonuna kadar çizmiyorum. Sonuna kadar kesmiyorum. Şimdi bu taraftan diğer tarafa doğru gidiyorum. Ve en sonunu yine bırakıyorum. Şimdi ters taraftan geldim. Sonlarını mutlaka bırakıyorum. Kesmiyorum. Kesersem şeklimi elde edemem. Şimdi bu çizdiklerimizi keseceğiz. Açarken biraz zorlanabilirsiniz. Zorlanmamak için bu uç kısımlarını baştan başlayıp aşağıya doğru uçlarını birbirinden ayırarak başlayabilirsiniz. Son kez açıyoruz. Evet. Çocuklar bu şeklimizi yaparken her renkten iki tane olması gerekiyor. Hangi renklerle yaparsak yapalım. Bakın mesela benim burada yaptığım bunda da kırmızı, sarı ve mavi renkleri kullandım. Ama maviden iki tane kullandım. Sarıdan da kırmızıdan da hepsinden iki tane kullandım. Yani o yüzden bana bir kırmızı daha gerekiyor. Önceden kesmiş olduğum bir kırmızım var elimde. Şimdi bunları birbirine en dışındaki kenarına yapıştırıcımı süreceğim ve birbirine yapıştıracağım. Evet, yapıştırdım. Evet, burada da iki tane beyazı daha önce birbirine yapıştırmıştım. Yine iki beyaz birbirine yapıştırdım. İki beyazım ve kırmızım var. Şimdi bunları bir kırmızı, bir beyaz şeklinde birbirine yapıştıracağız. Nasıl yapıştıracağız? Tam ortasına yapıştırıcımı sürüyorum. Ve bunun da tam ortasını buraya yapıştırıyorum. Evet, şimdi yine ortasına sürüyorum. Kırmızımı alarak ortaları birbirine yapıştırıyorum. Evet, bunları da yapıştırdık. Biraz kurumasını beklememiz gerekiyor açmamız için. Yoksa birbirinden kopar. Evet, biraz kurumasını bekliyoruz. Evet, hazır mısınız? Açalım. Kurumuştur. Evet. Kırmızı beyaz renkte süsümüzü hazırladık. Bunu isterseniz bu şekilde renklerden de yapıp doğum günlerinizde de asabilirsiniz. İstediğiniz renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Ama unutmayın, bir renkten iki tane kağıdı birbirine yapıştırıyoruz. Daha sonra hepsini birbirine yapıştırıyoruz. Evet, o zaman şimdi sıra yıldızlarımıza gelsin mi? Biz yıldızlar sınıfı olarak yıldızları çok seviyoruz değil mi? O zaman hadi bakalım hep birlikte üç boyutlu yıldız yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi önce üç boyutlu yıldızımız için yine
yine renkli bir A4 kağıdım var benim. Ama çocuklar renkli A4 kağıdınız olmayabilir. Olmak zorunda değil. Eğer yoksa normal beyaz A4 kağıdından da yapabilirsiniz. Hatta isterseniz onu rengarenk, kendi istediğiniz renklerde boyayıp o şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi benim bu elimdeki kağıdım dikdörtgen şeklinde. Ama benim yıldızları yapmak için kare şekline ihtiyacım var. Bu kağıdımdan kare şeklini elde edeceğim. Ondan sonra da size yapım aşamalarını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, kağıdımın ucundan katlıyorum. Üçgen şeklinde katlıyorum. Evet, bakın böyle katladığım zaman ne oldu? Üçgen şekli oluştu. Üçgen şekli oluştuktan sonra ucunda kalan bir kısım var ve ben burayı kesiyorum. Evet, dikdörtgenden üçgenimizi oluşturduk ve üçgenimizi açıyoruz. Kare şeklimiz. Evet, şimdi ortada gördüğümüz bu çizgi işaretinin yönünde tekrar üçgen şeklinde katlıyorum. Açıyorum. Şimdi de dikdörtgen şeklinde katlıyorum. Evet, açtıktan sonra kağıdımı bu şekilde döndürüp tekrar dikdörtgen şeklinde katlıyorum. Şeklimizin tam ortasındaki bu uzun olan çizgilerden biraz şuraya kadar keseceğim. Ben bunu ölçerek yapacağım çocuklar. Çünkü eğer fazla kesersek kenarında boşluklar oluyor. Eğer az kesersek de katlamakta zorluk yaşayabiliyoruz. Biz bunu katlayacağız çünkü birazdan. Döndürüyorum şimdi bu taraftaki çizgiyi. 4 yazan yere kadar cetvelimizde 4 yazan yerin hemen arkasından işaretliyoruz. Yani 4 santim işaretlemiş oluyoruz. Şimdi işaretlediğim yere kadar keseceğim. Kesiyorum. Evet, işaretlediğim yerleri kestim. Şimdi bu ucundan içe doğru katlayacağım. Ortasında çizgi var. Bu çizgiye kadar alt kısmını getireceğim. Ucu da sivri bir şekilde olacak. Buradan da bir üçgen oluşturduk. Şimdi aynı şekilde bu taraftan da katlayarak birbirlerine yakınlaştıracağım. Ve bir üçgen de burada ne oldu? Evet çocuklar, bir kareden iki tane üçgen oldu. İki kanatlı bir üçgen oldu. Gördük mü? Şimdi bütün hepsini aynı şekilde katlayacağım. Bakın. Şurası kare şeklinde. Ve ben bunları iki ucunu birleştirerek üçgen şeklinde katlayacağım. Evet, bütün kenarlarımızı katladık. Evet, bakın iki kanadı var bir üçgende. Şimdi yapıştırıcımı alıyorum ve hepsinin bu iki kanatlı üçgenimin sadece tek kanadına yapıştırıcımı sürüyorum. Yapıştırıcımı sürdüğüm kısım altta kalıyor ve diğer kısmı onun üstüne getiriyorum. Birbirine yapıştırıyorum.
gibi yıldızımız hazır. İsterseniz yıldızlarınızı bu şekilde arkasından birbirine yapıştırarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Beğendiniz mi? İstediğiniz renkleri kullanarak istediğiniz süslerinizi yapabilirsiniz çocuklar. Keyifli vakit geçirmenizi diliyorum. İnşallah yaparken çok eğlenirsiniz. Ben çok eğlendim sizlerle bunları yaparken. İnşallah siz de çok eğlenirsiniz. Yarın sabah saat 11'de görüşmek üzere.